Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre var. Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Ekipler ise kontrollerini elbette arttırdı. Muhabir arkadaşım Erdal Kuruşay bizi bekliyor. Erdal günaydın. Artık sayılı günler var. Hemen ardında da kurbanlıkları görebiliyorum. Girişleri sağlanıyor zannediyorum. Neredesin, neler aktaracaksın? Evet Cansın Elvacı, günaydın öncelikle. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar da artık mega şehir İstanbul'a girmeye başladılar. Bu yıl bilindiği gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha da denetimler artırılmış durumda. Detayları da Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile konuşacağız. Müdürüm hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu yıl çok önemli çünkü bir yandan koronavirüs var, bir yandan kurban bayramı da yaklaştı. Evet. Nasıl tedbirler alıyorsunuz? Şimdi bu yıl herkesin bildiği gibi Covid-19 gölgesinde bir kurban bayramı idrak edeceğiz. Kurban Hizmetleri tebliği uyarınca bu yıl İstanbul'a girişler 16 Temmuz itibariyle başladı. Dün gece itibariyle girişlerimiz başladı. Biz Riva Hayvan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Mehmetçik'te ve 2. Köprü'de girişlerle ilgili olarak Trakya bölgesinin ağrılığından dolayı, şartları taşıyıp taşımadığından dolayı burada kontrolleri yapıyoruz hayvanların. Şartları taşıyan, kan analizleri yapılmış hayvanların karşıya geçişine izin veriyoruz. Anadolu yakasında ise vetene sağlık raporlarını kontrol edip pazarlara sevk ediyoruz hayvanlarımızı. Bugün burada işte gördüğünüz gibi ekiplerimizi 7 gün 24 saat esasıyla beraber İl Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, zabıtamızla beraber denetimlerimizi yapıyoruz. Jandarmamız ve arkadaşlarımız da hayvan sahiplerine alınan önlemlerle ilgili uyarıyorlar. Kurban pazarlarında da çeşitli önlemler alındı bu sene. Çadırlar arasındaki mesafe 2 metre olacak. Girişlerde mutlaka ateş ölçülecek. Dezenfektan bulundurulacak. Maskesiz içeriye giriş olmayacak. Belli noktalardan giriş, belli noktalardan çıkış olacak. Belli sayıda insan içeride olacak. Yine kesimleri 3 güne yayıp randevulu bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Bütün önlemler alındı. İstanbul kurbana hazır diyoruz. Peki müdürüm, İstanbul kurbana hazır dediniz ama şartları taşımayan bir tır yanaştı. Ne yapacağız o zaman? Şartları taşımayan tırlardaki hayvanları ki 22 Haziran itibariyle bugüne kadar yaklaşık olarak 140 adet tırda uygulama yaptık. Belirlemiş olduğumuz karantina noktası olarak belirlemiş olduğumuz Tuzla hayvan borsasına götürüp orada karantinaya alıyoruz. Hayvanların sağlık durumları ve menşeilerindeki hastalıklar araştırılıyor. Eğer uygunsa Anadolu yakasında kesimine izin veriyoruz Kurban Bayramı'nda. Yine vatandaşlarımızın tavsiyemiz, bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Haysak sistemi diye bir sistemimiz var. Şu şekilde hayvanların küpe numarasını girdiklerinde aldıkları hayvanın bütün bilgiler, hayvanla ilgili bütün bilgiler görebiliyorlar orada. Peki mahalle aralarında kesiliyordu geçtiğimiz yıllarda. Buna izin verilecek mi? Kesinlikle vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu: belirlenen kurban hizmetleri komisyonunca, belirlenen valiliğimizce belirlenen yerlerden hayvan almaları ve belirlenen yerlerde hayvan kesmeleri lazım. Çünkü profesyonel kişilerin kesmediği zaman hem deri ve sakatatta kayıplara sebep oluyoruz, ekonomik kayıplara, hem de acillerde görüyorsunuz orasını burasını kesmiş birçok insanla karşılaşabiliyoruz. Yani son söz, İstanbul artık yavaş yavaş hazır mı kurban? Evet, kurbana hazırız. Pazarlarımız hazır. Bütün önlemler valiliğimizce ve bakanlığımızca, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu tavsiyeleri ve bakanlığımız bilim kurulu tavsiyeleri eşliğinde her türlü önlem alındı ve hazırız diyoruz. Çok sağ olun, bize vakit ayırdığınız için. Kurban pazarlarında da ayrıca bu denetimlerimiz sürüyor. Girişlerde ve girdikten sonra da herhangi bir problem olduğunda her pazarda karantina ahırı var. Oralara alınıyor hayvanlar ve orada bekletiliyor. Kurban vasfı taşımayan, işte dişi, damızlık değeri olan hayvanlar da kurbanlık olarak pazarlara alınmıyor. Çok sağ olun, teşekkürler, bize vakit ayırdınız. Kameraman arkadaşım şu anda size gösteriyor. Bir yandan jandarmanın denetimi sürerken aynı zamanda da mal sahipleri ve tır şoförleri de bilinçlendiriliyor. Hem sosyal mesafe bir yandan, tabii maske ikazı yapılıyor. Aynı zamanda da evraklara bakılıyor. Bu yıl bilindiği gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında biraz daha denetimler artırılmış durumda. Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetimlerin başında duruyor. Aynı zamanda da Jandarma İl Komutanlığı da bu noktada. Evet, şu anda
biz Riva'dayız. Bilindiği gibi İstanbul'a 3. köprü yoluna ilk giriş noktasındayız ve daha İstanbul'a, mega şehire girmeden hayvanlar tam bu noktada kurbanlıklar denetime başlıyorlar. Titizlikle denetim gerçekleştiriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha da denetimler artırılacak. Aynı zamanda da sadece bu noktada değil, pazar alanlarında da yine denetim hız kesmeden devam edecek diyelim ve Riva'dan, Beykoz'dan sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elvacı.